Yaklaşık 7 aydır çalışmayan bir sektöre sahibiz. Ve şu anki pozisyona bakıldığı zaman da yaklaşık bir 9 ay daha çalışmayacak. Yani düşünün, hemen hemen 2 sezon, yani bizim 2 yılımıza mal olmuş bir çalışma pozisyonu var şu an için. Esnaf sanatkarımız son derece sıkıntılıdır. 3. ay itibariyle kontak kapatmış, evine bir lokma götürebilecek güce sahip olmayan bir esnaf grubu. Ve aynı şekilde bakanımızın ifadesiyle şu anki programlara baktığımız zaman da ticari olarak konuya baktığınız zaman da bir eğitim sezonu daha bu esnaf sanatkar gelir elde edemeyecek. Bugüne kadar da virüsten sonraki süreç içerisinde devletinden, hükümetinden hiçbir yardım almamış bir meslek örgütümüz var. Şimdi işin garip tarafı şurası. 2 sezondur bu esnaf sanatkar hazırlanıyor, okullar açılacakmış gibi. En son olarak işte 9. ayda okullar açılacak diye bu esnaf sanatkar yine tüm hazırlığını yaptı. Hazırlık yaparken şunu ifade etmemde hiçbir sakınca yok. Bir servis aracının eğitim sezonuna hazırlanması en az 15-20 bin lira gibi bir rakam tutuyor. Yani bu aracın sigortasıdır, kaskosudur, koltuk sigortasıdır. Şoförün hazırlanması gereken serece belgesidir, psikoteknik belgesidir, motorlu taşıt vergisidir gibi. Devletin istemiş olduğu ne var ise ki bunların tamamı parayla. Yani aracı tüy muayenesinden gidin işte 600-700 lira tüye para harcıyorsunuz siz. Ondan sonra geliyorsunuz bir o kadar belediyeye veriyorsunuz. Motorlu taşıt vergisi, sigorta, kasko hepsini hazırladınız. Şoförün sigorta girişini yaptınız. İşe koyacaksınız 9. ay. Okullar açılacak denildi. Sadece birinci sınıflar açılıyor. O da haftada bir gün ve Kayseri'de bir tane öğrenci servisleri için, kayıt için çocuk gelmemiş. Gelmesini de beklemiyoruz. Düşünün 2 eğitim sezonudur. Bu esnaf sanatkar belki 30 bin lira civarında kişi başı para harcamış. 830 öğrenci servisi var. Toplamda Kayseri'de 3000 servis aracı. Bu hazırlığı yapmış. Pandemi döneminde olduğumuz için tabii ki organize de birçok fabrikalar düzenli bir şekilde çalışmadığı için o tarafta da etkilenen sektörde arkadaşlarımız var. Şimdi düşünün hiçbir gelir elde edemiyorsunuz ama aynı şekilde devlet sizden bağkurunuzu ödemenizi istiyor. Düzenli bir şekilde ödeyin diyor. Yani 1000 liranın üzerinde siz aylık bağkur primi ödemekle mükellefsiniz. Yetmedi motorlu taşıt vergisi, yetmedi aracın sigortası, kaskosu bunları ödeyeceksiniz. Nasıl nefes alacaksınız? Bir de siz evinizi geçindirmekle mükellefsiniz. Yani artı bir de işin şu kısmı var, bir de kaybolan amortisman gideri var. Yani sizin 2 yıl önce 150 bin liraya almış olduğunuz araba şimdi olmuş 500 bin lira. Ve servis araçlarında bir yaş sınırlaması vardır. Yani öğrenci servisini en fazla 12 yıl kullanabileceksiniz. Peki bu esnaf sanatkar ne yapsın? Esnaf sanatkar artık ne yaptı? Gitti bankalardan borç aldı. Çekmiş olduğu kredilerin üzerine tekrar yeniden kredi ekledi. Ne oldu? Nefes alamaz duruma geldi. Artık bankalar kredi vermiyor. Sonra ne yaptı? Eş, dost, anne, baba, dayı, amca, hala, teyze ne var ise onlardan borç aldı. Şimdi artık onlar da borç vermiyor. Bırakın borç vermeyi, selam da vermiyorlar artık bize. Esnafın son geldiği durum bu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi esnaf sanatkar ne yapıyor? Kime gitti köyde tarla sürüyor? Kime gitti fabrikaya gitti çalışmaya çalışıyor. Ne için? Sadece ekmek, bir lokma ekmek için. Düşünün. Herkes empati yapsın. Bakın herkes elini vicdanına koysun düşünün. 2 yıldır bir kuruş para elde edememiş, kar elde edememiş, kazanç sağlayamamış ama tüm giderlerinin tamamı devam eden bir meslek örgütümüz var. Devletimizden istediğimiz şudur, çok basit. Fazla bir şey istemiyoruz. Bağkur ödemeleri bu esnaf sanatkarın pandemi sürecinde marşına basmadığı dönemdeki bağkur ödemeleri devletimiz, hazinemiz tarafından karşılansın. Ben çalıştırmadığım arabaya neden sigorta yaptırıyorum? Neden koltuk sigortası? Neden kasko yaptırmak zorunda kalıyorum? Yaptırmakla mükellef olduğum için bunların da yine aynı şekilde hazine tarafından karşılanması gerektiği kanaatindeyiz. Çok zor şeyler istemiyoruz. Basit çözüm önerileriyle ben bu esnaf sanatkar bir değerdir. Şehir için, ülke için bir değerdir. Önümüzdeki yıl tekrar Allah nasip eder bu pandemiyi atlattığımız zaman bu esnaf sanatkara ihtiyacı olacak diye düşünüyorum. Servis araçlarımızın tamamı odada görevli olan arkadaşlarımız tarafından günlük olaraktan dezenfekte yapılır. Ayrıca tüm servisçi meslektaşlarımıza özel olaraktan servis araçlarımızı dezenfekte etmek için kendilerimiz adreslerine gider. Orada ücretsiz olarak dezenfekte yapılır. Buna ek olaraktan Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu kılmış olduğu maskesiz binilmez yazısı, 14 kural yazısı ve araç içerisinde bulundurulması gereken temizlik aparatlarının tamamı, kolonyalar ve ateş ölçerler servis araçlarımızın tamamına odamız tarafından ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bununla ilgili bu bizim yazılı ve sözlü olaraktan iletmemiz gereken gerek basın aracılığıyla ve bundan daha da önemlisi Ankara'da bakanlık düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve her şeyden önemlisi Maliye Bakanlığımıza gerek yazılı gerek sözlü randevular alaraktan
gerek bakanlık düzeyinde, daire başkanları düzeyinde esnaf sanatkarımızın size anlattığımın çok daha uzun bir şekilde tamamen esnafımız adına bir sunum yaptık. Özellikle en son Cumhurbaşkanlığımızda strateji daire başkanı, önceki dönem Maliye Bakanımız olan beyefendi ziyaret edip, Sayın Naci Abal'ı ziyaret edip kendisiyle yaklaşık bir saat esnaf sanatkar üzerine bu konuları görüştük. Taleplerimizi ilettik. Burada ifade ettiğim taleplerin tamamını da hepsini de hükümete tamamına ilettik. Ayrıca bunun ötesinde şehrimizde görev yapan tüm milletvekillerinin tamamına da yazılı olaraktan esnaf sanatkarımızın sıkıntısını ve hem de yereldeki tüm belediyelerimizin tamamına da esnaf sanatkarımızın sıkıntısını ilettik. Şu ana kadar esnaf sanatkarımız adına bizim kendi oda bünyemizde yapmış olduğumuz çalışmaların dışında ben resmi olaraktan hiçbir yerden bu konuyla alakalı esnaf sanatkarımız bir destek almamıştır. Sadece benim mesleğim değil, hiçbir meslek örgütü devletin vermiş olduğu 25 bin lira kredinin dışında esnaf sanatkara hiçbir şey yapılmamıştır. Bu sadece servisçi esnafının sıkıntısı değildir. Ama servisçi esnafı birkaç kalemden bir tanesidir. Çok mağdur olanlardan bir tanesidir. Biraz önce ifade ettiğim konu başlıklarını eğer hükümetimiz bu konuda bize destek verecek olur ise esnaf sanatkarın genel olarak sıkıntısının gideceği kanaatindeyim. Şimdi şehrimizde 3000 servis aracıyla hizmet veriyoruz ve bir değerdir bunların her biri de. Şehre bir katkı sağlıyor. Sadece biz kazanmıyoruz. Biz çalışıyoruz, bu şehir kazanıyor. Neden? İhtiyaç oldukça Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkıp geçtiğimiz dönemde örnek veriyorum bir yıl önce Büyükşehir Belediye'miz ihale yaptı. P plakanın tanesini 85 bin liradan satışa sundu. Şimdi bugün şehirde binlerce korsan taşımacılık yapılıyor. Her önüne gelen bu işi yapabiliyor. Soruyorum size, neden herkes yapar bu işi? Neden müsaade ediliyor buna? Çok zor bir şey mi? Bunların biz tamamının önleminin nasıl alınacağını da ilettik. Yani şehrin giriş noktalarında organize sanayi bölgesi giriş noktalarına kontrol noktaları kurulamaz mı? Çok zor bir şey mi? Ne olur? İhtiyaç olduğunda belediyede satsın, şehre katkı sağlasın. Ama ne oluyor? Herkes gidiyor. Şimdi bu esnaf sanatkar gitmiş. Düşünün bugün 150 bin lira para vermiş. Plaka satın almış ama diğer taraftan Ahmet Mehmet kafasına göre gidip geliyor. Serece belgesi var mı? Psikoteknik belgesi var mı? Bu aracın sigortası var mı kardeşim? Soran var mı? Yok. Ama esnaf sanatkara geldi mi her şey sorgulanıyor. Esnaf sanatkar bugün dar durumda. Bugün bu korsanlar önlenmiş olsa biz bu kadar feryat figan etmeyeceğiz. En azından esnaf sanatkar gidip organize sanayi bölgesine kendine bir iş istihdamı sağlamış olacaktır.